Herkese merhaba. Ben Corona Render destek ekibindenim ve bu videoda bir HDRI ortamının nasıl kurulacağından bahsedeceğiz. Şu anda sahnede ışık kaynağı yok ve eğer render edersek sadece siyah bir görüntü göreceğiz. Bu yüzden sahneye biraz aydınlatma eklemek için Corona Sun ve Corona Sky ortamını kullanacağım. Güncellemeleri görüntü alanında görebilirsiniz. Ve şimdi render edersek Sahnemizin Corona Sun ve Corona Sky ortamı tarafından aydınlatıldığını göreceğiz. Alternatif olarak bir HDRI ortamı kullanarak tüm sahne aydınlatmasını ayarlayabiliriz. Bunu yapmak için malzeme düzenleyicisine gidebilir, görünüme sağ tıklayabilir, haritalar, Corona'ya gidebiliriz. Corona Bitmap. HDR görüntümüzü yükleyin. Açılan pencerede sadece tamama basabilirsiniz. Ayrıca 8'e basarak environment and effects menüsünü açacağız ve skylight ortamını HDR görüntümüzle değiştireceğiz. Örnek seçin ve tamama basın. Güncellemeleri viewport'ta tekrar görebilirsiniz. Ayrıca HDRI aydınlatma ve güneş ışığı birleşebileceğinden gerçekçi olmayan bir aydınlatmaya sahip olmamak için güneşi devre dışı bırakacağız veya basitçe sileceğiz. Ve eğer şimdi render alırsak Sahnemizi bir HDRI ortamı tarafından aydınlatılmış olarak görebiliriz. Yüklediğimiz haritaya gidebilir ve ortamdaki döndürme derecelerini değiştirebiliriz. Güncellemeleri yine viewport'ta görebilirsiniz, render'da da. 120'yi deneyelim. Şimdi de bir HDRI ortamı kullanırken dikkat etmeniz gereken birkaç şeyden bahsedelim. İlk olarak, ortam modunun HDR görüntüsü için doğru projeksiyon türüne ayarlandığından emin olmanız gerekir. HDR görüntülerin çoğu küresel projeksiyonla gelir ancak başka projeksiyon modları varsa doğru olanı seçtiğinizden emin olun. Projeksiyonun yanı sıra bazı HDR görüntüler düşük yoğunluk veya düşük pozlama değerleriyle gelebilir ve bunu telafi etmek için render ayarlarına gelebilirsiniz. Kamera ayarlarına gidin ve pozlama değerini artırın. Ya da pozlamayı aynı değerde tutabilir ve HDR görüntüsü için çıktı miktarını artırabilirsiniz. Lütfen çıktı miktarını artırmanın sahnenin yeniden işlenmesine neden olacağını, pozlama değerini ayarlamanın ise işlenmenin genel parlaklığını kontrol etmenin daha hızlı bir yolu olduğunu unutmayın. Ayrıca render ayarlarına gelip scene sekmesinde 3DS Max Environment sekmesi yerine single map seçeneğini kullanabilir ve HDRI'ı buraya yükleyebilirsiniz. Aynı sonucu görebilirsiniz. Şimdi de ortam geçersiz kılmaları hakkında konuşalım. Burada önceki sahnedeki HDRI'yı kullanan bir sahnemiz var. Bunu render ayarları, sahne sekmesinde görebilirsiniz. Ve malzeme düzenleyicisine baktığımızda, ortam haritası için kullanılan HDRI, birkaç başka HDRI, basit malzemeler, bir cam, mavi parlak bir yüzey ve ortam geçersiz kılmalarını göstermek için ayna benzeri bir yüzeye sahibiz. Şimdi ortam geçersiz kılmalarından bahsetmeden önce Ortam yuvasında bir harita olduğunda, bu haritanın sahneyi aydınlatmak için kullanıldığını, bu haritanın sahne için bir arka plan görevi gördüğünü ve ayrıca aynı haritanın yansımalar ve kırılmalar için kullanıldığını anlamamız gerekir. Bahsedeceğimiz ilk geçersiz kılma, sahne arka planından sorumlu olan doğrudan görünürlük geçersiz kılma olacaktır. Bunu etkinleştirirsek, siyah bir arka plan görürüz çünkü tamamen siyah olan renk yuvası kullanılır. Şimdi haritaya farklı bir HDRI yükleyebiliriz ve şimdi sahne arka planını geçersiz kılan farklı bir HDRI görebiliriz. Şimdi bunu açık ya da kapalı tutabiliriz. Yansımaları geçersiz kılmaya geçelim. Bunu etkinleştirirsek yansımalar için tamamen siyah bir ortam kullanılır ve bu yüzden ayna benzeri yüzeyde siyah yansımalar görürsünüz. Yansımaları geçersiz kılmak için ayrı bir HDRI haritası yüklersek yansımaların bu HDR'dan yakalandığını görürüz. Doğrudan görünürlük geçersiz kılmayı tekrar açalım ve şimdi sahne aydınlatmasının aynı olduğunu, yansımaların geçersiz kılındığını ve arka planında öyle olduğunu görebilirsiniz. Şimdi de siyah bir ortam kullanıldığı için siyah kırılmalarla sonuçlanacak olan kırılmalar geçersiz kılma özelliğini açalım. Ve buraya başka bir HDRI yüklersek, kırılmaların bu Heydiyaray tarafından geçersiz kılındığını göreceğiz. Şimdi, bu geçersiz kılmaların tüm sahne için olduğunu unutmayın. Yani yeni nesneler oluşturduğunuzda yansıma ve kırılmalar malzemeden bağımsız olarak tüm nesneler için geçersiz kılınmaya devam edecektir. Tüm sahne için geçersiz kılmaların yanı sıra, belirli malzemeler için yansıma ve kırılmaların geçersiz kılınmasını sağlayabilirsiniz. Küresel geçersiz kılmaları kapatalım ve ayna benzeri yüzey bu şekilde görünür ve şimdi bu özel malzeme için yansımaları geçersiz kılabiliriz. Yansımaların ya e, e, F, L ve kırılmaların R, E, F, R olduğuna dikkat edin. Şimdi görebileceğiniz gibi ayna benzeri yüzey üzerine yazılan HDR'dan yansımaları yakalıyor. Üzerine yazma işlemi yapılmayan mavi yüzey ise yansımaları çevre haritasından alıyor. Cam malzeme için kırılmaların üzerine de yazabiliriz. Bu arada fareyi malzemenin üzerinde tutarak bunu yapabilirsiniz. Alttakini seçtiğinizde malzeme kanalları görünecektir. Ya da malzemeyi bırakın ve alttakini tekrar seçin. Ve şimdi camdaki kırılmalar bu HDRi tarafından geçersiz kılınıyor. Şimdi bu geçersiz kılmaların belirli malzemeler için olduğunu unutmayın. Bu yeni nesneler oluşturursak, geçersiz kılmaları olmayan yeni malzemeler de oluşturacağımız anlamına gelir. Bu malzemeleri yeni oluşturulan nesnelere atayın. Atayın. Bu nesneler için kırılmaların ve yansımaların geçersiz kılmaları olmadığı için ortam haritasından yakalandığını göreceğiz. Malzeme ortamı geçersiz kılmalarının, o nesne için sahne ortamı geçersiz kılmalarından daha yüksek önceliğe sahip olduğunu unutmayın. Bu, global bir yansıma geçersiz kılmanız varsa ve malzemesi için yansıma geçersiz kılma kullanan bir nesne varsa, bu nesne için yansımaların malzeme ortamı geçersiz kılmalarında kullanılan haritadan yakalanacağı anlamına gelir. Ve çevre geçersiz kılmaları konusu bu kadar bir detay içeriyor.